Hiçbir uzaylı ile iletişime geçtim ben. Çevrendekilerin Belki gelmek isteyenler olur. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. Aleyküm. mu lan? Yok be abi. Ya... Yok, be abi. <laughs> abi yok. İsteyen izlesin. Çok önemli video. Sana deli gözüyle baktı oluyor Uzaylılar tarafından hamile... Şimdi abla da böyle bir tanımıyorum kendisini ama böyle bir, bir kültürlü ve gerçekten çok fazla bilmekten dolayı çevreye küçümseyen ve ezikleyen gözlerle baktığı bir enerji alıyorum. Yani hani yarabbim siz kimsiniz gibisinden bir algı yaşatıyor bana. Merak ettim. ...kalma olayı doğru mu? Ben bir <laughs> uzaylıya dokundum. Bir... Bir sesine bakacağım. Bir uzaylı da bana dokun. Sonra Aslı'nın yeni bölümünde Farah Yurdözü ile birlikteyiz. Farah bir UFO araştırmacısı. Merhaba Farah. Merhaba çok teşekkür ederim. Şimdi Farah mıydı? Öncelikle araştıracağız arkadaşlar. Farah Yurdözüm müydü? Ha? ile birlikteyiz. Farah bir UFO araştırmacısı. Tamam, dur tamam. aslında yeni bölümünde Farah Yurdözü ile birlikte. Yurdözü. Benim ve diğer kategoriler dünya tarihi kategorilerine e, eserler yazmıştır, yazardır. Başlıca kitapları Alfred Yüksel ile UFO gerçekleri ve yalanları, UFO yasak bölge, Ufalar, uzaylılar, yer altındaki gizli dünyalar, yaşam e, bir korku filmidir olarak sayılabilir. Farah Yüzdoğu kitapları, altın kitaplar, bir kanalizde kitap sıra buluşmuştur. Farah Yüzdoğu tarafından yazılan son kitap, yaşam bir korku filmidir adlı kitaptır. Bayağı bilgi aldım şu an, bayağı aldım. Biz, Farah bir UFO araştırmacısı. Merhaba Farah. Merhaba, çok teşekkür ediyorum programınıza bu davetiniz için. Çok mutluyum sizinle olmaktan. Takipçilerinizin sordukları soruları cevaplayacağım. Yazar diksiyonu da bu. Biraz kendinden bahseder misin? Ben Farah Yurdözü. 30 seneden beri UFO konusuyla ilgili araştırmalar yapıyorum. Yurt dışında sadece Türkiye'de değil, Amerika'da, Kuzey Amerika'da, Güney Amerika'da ve Avrupa'da konferanslara katılıyorum, kongrelere katılıyorum. Bu konuda yazılmış 9 tane kitabım var. 3 tanesini İngilizce olarak yazdım. Amerika'da yayınlandı. Ve halen de UFO araştırmalarına devam ediyorum. Ama aynı zamanda benim mesleğim İspanyolca öğretmenliği. 30 senelikte de İspanyolca öğretmeniyim. İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili Edebiyatı'ndan mezun oldum. Ve metafiziğin, paranormal olayların, parapsikolojinin, spiritualizmin pek çok değişik dalıyla da ilgili çalışmalarım var. UFO'larla ilgilenmeye nasıl başladın? Aslında benim ailemde üç kuşak bir saygı duydum. beri gelen bir temas olayı var. Yani anneannemin babası muallim Refik Kırış. İstanbul Üniversitesi'nde bir hocaydı. Darülfünun olduğu zamanda. Bir hukuk fakültesi hocasıydı. Görevle Bağdat'a gönderiliyor. Tabii bu 19. yüzyılın başında gerçekleşen bir olay. Ve bir takım garip karşılaşmalar sonucunda yaşadığı evde iki reptilian varlık tarafından ziyaret ediliyor. Bu karşılaşmanın sonrasında mesela anneannem, büyük dayılarımız, büyük teyzelerimiz çok iyi medyum vardı. Ve o dönemden sonra bizim ailemizin kaderi biraz değişmeye başlıyor. Şöyle bir olay var. Ee, muallim Refik Kırış yani büyük dedemi ziyaret eden bu reptilyan varlıklar ayrılırken diyorlar ki senden sonraki üç kuşak daha. Cümle bu kadar. Senden sonraki üç kuşak daha. Üçüncü kuşak benim. Ama aynı zamanda ben neden UFO'larla ilgilenmeye başladım? Çünkü 15-16 yaşlarındayken o dönemde Fenerbahçe'de yaşıyorduk, Fenerbahçe'de oturuyorduk. Bizim Bir ya. UFO gözlemim oldu. Bir Mayıs akşamı saat 8 civarında çok büyük bir gürültü duyduk. Çok büyük bir motor gürültüsü duyduk. Nedir diye koştum pencereye baktım. Karşımda manifoldlu Tofaş. <laughs> hani diyorlar ya şöyle saat 10 hizasında gibi. Tam karşımda değil, biraz sol tarafta. Devasa kırmızı bir küre. Belki bir otomobil büyüklüğünde, kıpkırmızı, mükemmel bir küre düşünün. Ve İçinden ışık saçıyor. Baktım, kumsala yakın ama yere inmemiş. Ve kendi kendime dedim ki bu olsa olsa bir UFO'dur yani başka ne olabilir? <laughs> Ve ikinci düşüncem şu oldu. Ben buna bakıyorum ama dedim ya radyasyon varsa ya gözlerime zarar verirse. Bunu düşündüğüm anda cisim yok. Bu <laughs> oldu. Çevremdekilerin sana deli gözüyle baktığı oluyor mu? Şimdi şunu düşünün. Biz niye UFO'larla ilgileniyoruz? Bu bir ilgi olarak başlıyor ve diyoruz ki biz evrende yalnız olamayız. Yani evrende üzerinde zeki yaşam olan tek gezegen biz olmamalıyız. Doğru. Ve hatta şu noktaya geliyoruz. Eğer evrende hadi evreni bırakın Samanyolu galaksisinde diyelim. Sadece bizim gezegenimizde zeki yaşam varsa bu dünya insanı için büyük bir cezadır. Yani bizim yalnız olmamız mantık dışı. O nedenle aslında bence ve UFO konusuyla ilgilenen pek çok kişi için de UFO'ları araştırmak... Efendim? İnsan? Selam. Sen kimsin oğlum? Aynen. Ya, eyvallah. Nereden buldun numaramı? Bulamadım <laughs> şu gruplar atmış. iyi yaptın, iyi yaptın. Da o grubun bana bir yolla sana şeyin eseslerini. Sana zahmet. Madem seviyorum bari şey yapalım. E, ee, davalayalım onları. Bu niye davalamayayım lan? Bu işler böyle. Sonra anamızın babamızın telefonunu dağıtıyorlar sağda solda. En azından kaynaktan iptal edelim ki. Sen bana o grubun bir sesini atsana. Ya yayındayım, yayındayım. Bir estağfurullah ya sıkıntı yok oğlum sağ ol cansın da sen sen o grubu bana bir yolla bak. Tamam hadi eyvallah. Yeni numarada ifşa amına koyayım yani yani nasıl oluyor ben anlamıyorum ya. Ye yeni numaram abi bir de kimse de yok ya. İnşallah bir grup değildir. Ben hani öyle söylüyorum çünkü alıp da böyle satanlar oluyor. Abi böyle kötü art niyetli iş yapan adamları direkt veriyorum abi yani. Yoksa ucunu tutturamıyorsun yani. Adam satıyor abi numaranı satıyor. Böyle bir hainlik olabilir mi? Ha, arasın biri bulmuştur bir arkadaşından bir siparişte görmüştür. Ne bileyim X bir firmada müşteri temsilciliği yapıyordur. Oradan görmüştür. Çok içinden gelmiştir. Aramıştır. Onun peşine düşmem. Ama onu dağıtıyorsa birileri ben onun kaynağına inmek istiyorum ki davalıyım ya. Yani bu arkadaşla bir işim yok benim izliyordur beni zaten. Seni çok seviyorum diye arıyor. Eyvallah Allah razı olsun ama ben o annemin ve babamın telefon numaraları ifşalandığından beri parayla sattıklarından ve gece vakti rahatsız edildiklerinden beri hiç acıma yaşamıyorum abi. Hiç acınacak bir şey değil bu yani abi seni seviyorlar sen de böyle Bu, bu sevgi değil bu başka bir şey. Arayan arkadaş için söylemiyorum. Şimdi gruptaki, o grubun eseslerini at deyince böyle bir sesi değişti. Hani bir grup yok ki dercesine aslında. Merak ettim. Çok akıllıca bir iş. UFO'ları araştırmamak ya da dünya dışındaki diğer gezegenlerde yaşam olamayacağını düşünmek delice olurdu. Neden çekilen bütün UFO görüntülerinin kalitesi düşük? Olamaz. Çok net bir UFO fotoğrafı, veya filmi olamaz. Çünkü UFO dediğimiz cihaz dünya dışındaki bir uygarlıktan geliyor ve etrafında çok güçlü bir manyetik alanı var. Ama geçtiğimiz yıllarda yine Amerikan ordusu ve donanması tarafından çekilmiş olan 3 UFO videosu dünyayla paylaşıldı. Şu anda gerçek olarak en net olan görüntüler onlar. Hangileri lan dur bir dakika, şunun sesini. Erenfa bugün iki defa mı yeniledin? Ne yaptın oğlum ya? Ve bunlar da aslında tabii şöyle bir şey var. Donanmanın yani e, savaş pilotlarının uçaklarındaki özel kameralarla çok gelişmiş kameralarla çekildi. Pentagon tarafından bunlar bize ait değil. Bunlar dünya yapımı değil şeklinde. Evet, UFO'dur bunu kabul ettiler. Ama olay orada kaldı. Hiçbir uzaylıyla ile iletişime geçtim ben. İletişim miydi bilemiyorum ama ben bir uzaylıya dokundum ve bir uzaylı da bana dokundu. Epey yıllar önce sanıyorum 2000 yılı veya 1999 yılıydı. İstanbul'dan bir e, gazeteci benimle iletişim kurdu ve dedi ki, e, Türk Cumhuriyetlerinden gelen bir doktor hanım var ve bu hanım e, yabancı bir gezegenden gelen yani dünyaya ait olmayan bir ırkla iletişim halinde ve onları çağırıyor. Onların bizim boyutumuza gelmesini sağlıyor. Sizi de davet etmek istiyoruz. Sizin de buna tanık olmanızı istiyoruz dedi. Ben tabii o zaman buna inanmadım. Çünkü ne var biliyor musunuz? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bana şu soruyu soruyorlar. Ufolara inanıyor musun? Ben de diyorum ki hayır, ufolara inanmıyorum. Neden? Çünkü ufolar bir inanç meselesi değildir. Ufolara inanmama imkan yok. Ufolar bir inanç meselesi değildir. Ufo bir bilmek meselesidir. Ben ufolarla ilgili gerçeği bilmek istiyorum. O nedenle bu araştırmaları yapıyorum. Şimdi gelelim tekrar o olaya. O gazetecinin söylediklerine ben o zaman inanamadım tabii. İstanbul'da Eyüp tarafında bir eve götürdüler. Ve şöyle dendi. Bu uzaysal varlıklar ya da boyutlar arası varlıkların bir görevi var. Bunların görevi insanlara şifa vermek, insanları iyileştirmek. Ve belirli koşullar altında bizim boyutumuza geliyorlar ve aracı olarak da o Türk Cumhuriyetlerinden gelmiş olan doktor hanımı kullanıyorlar. Bizi bir odaya aldılar ve dediler ki bu varlıklar çok eski bir ırka ait ve görüntüleri sizin için çok korkunç olabilir. O nedenle görmemeniz lazım, gözlerinizi bağlayacağız. Biz de bunu kabul ettik davetli olarak. Gözlerimizi bağladılar, bir odaya aldılar bizi, hepimiz yataklara uzandık. Ve bulunduğumuz evet. daire dördüncü kattaydı sanıyorum. Bulunduğumuz odada deniz tarafına bakan bir pencere vardı. Yani balkon yoktu orada, pencere vardı. Ve belli bir süre geçtikten sonra o hanımın davetiyle Açık pencereden içeriye sanki bir vakumlanma sesi oldu. Pencereden içeriye bir şey atıldı. Şimdi dışarıdan içeriye bir şey atıldığı zaman bunun sesini hissedersiniz, bunu algılarsınız. Ve içeriye bir takım varlıklar girdi. Bu varlıklar bizimle konuştular. Ve e, tahminimce boyları 1.30-1.40 kadardı. Çünkü bizler Bırakları. yataklarda yatıyorduk ve varlıklar ayakta yanımızda duruyorlardı ve başları yüzleri bize çok yakındı. Bize dokundular, biz de onlara dokunduk. Şimdi bunlar uzaylı mıydı? Bunlar boyutlar arası varlık mıydı? Bilmiyorum <laughs> ama insan değillerdi. Fakat fizik bedenleri vardı. Şöyle bir şey oldu. Aşağı yukarı bir 10-15 dakika bizimle konuştular. Onlara sorular sordu. Ne dediler abi? Ne dediler? Ne ve dediler? Onlar ne dedi? Bir şey almam lazım. Çok iyi bir. Evet, elimi tuttu, kolumu tuttu, eliyle göğsüme bastırdı, belki bir şifa verdi, bilemiyorum. Ve e, yüzü, başı yüzüme çok yakındı. Şimdi benim çok iyi hatırladığım ve asla unutamayacağım bazı şeyler var. Bu varlıkların sesi çok yaşlı bir insan sesi gibiydi, titrek, gırtlaktan gelen, hırıltıyla konuşan varlıklardı bunlar. Bana dokunan elleri, küçük bir çocuğun parmakları gibi yumuşacıktı ve derisi kaygan, sanki plastik gibiydi, sanki kemiği yok gibiydi. İkinci bir mesele daha var. Ben yatarken bu varlık, bu uzaylı veya ziyaretçi yüzünü yüzüme çok yaklaştırdı. Yani sanki adeta burun buruna olduk benimle konuşurken. Kokusu yoktu. Çünkü bugün insan, çocuk kadın, erkek, hayvan, yaşayan her varlığa bu kadar çok yaklaştığınız zaman mutlaka ondan bir koku alırsınız. Yani bir parfüm kokusu olması gerekmiyor bu. Bir cilt kokusu, bir ten kokusu, bir saç kokusu, bir koku vardır. Bu varlıkların kokusu yoktu ama konuşuyorlardı ama hareket ediyorlardı. Hatta telepatiyle konuşuyorlardı. Yani dediler ki bize istediğinizi sorun. Sorular sorduk. Bu arada gerçekten yani Türkçesi falan efsane ablacığım. Şimdi dediler istiyorsanız sadece zihninizden geçirin. Sesli sormanıza gerek yok. Onlara da cevap vereceğiz. Bunu yaptık. Zihnimizden geçen sorulara da cevap verdiler. Bu benim hayatım boyunca unutamayacağım bir deneyim oldu. Ve sonra... Ya ama abla 99 yılı mı? 2000 mi? Onu hatırlamıyorum. O biraz garip. O varlığın benimle ilgili gelecekte olacağını söylediği şeyler gerçekleşti. Sadece benim değil başkaları için de aynı şeyler oldu. Dediler ki varlıklar gittikten sonra gözünüzü açacaksınız. Gözünüzdeki şeyi bağı açacaksınız. Fakat ben tabii dayanamadım. Daha Böyle. olay biter bitmez hemen gözümü açtım. Ee, Murat abi başlık her şeyi anlatıyor. Ben bir uzaylıya dokundum. UFO araştırmacısı bir ablamız ama baya böyle bilgili öğretmenmiş de zaten. Onu bir gün bir tane gazeteci gelmiş demiş ki işte sizi bir yere götüreceğiz. Uzaylılarla temas ettireceğiz konuşturacağız. Gözlerini bağlamışlar. Uzaylılarla konuşmuşlar. Elleri yumuşacık kokusuz. Değişik bir ortam. Ve o anda pencereden hızla çıkıp denize doğru uçan bir ışık kaynağı gördüm. Bilemiyorum. Araştırmaları. <laughs> o kadar anlattı anlattı bilemiyorum. Bulduğun en ilginç olay neydi? Benim için bu yaşadığım olayın dışında Ufolarla ilgili en ilginç olay uzaylılar tarafından kaçırılma. Uzaylılar tarafından kaçırılmada fiziksel kanıt var. Nedir bu fiziksel kanıt? Uzaylıların insanların vücuduna bıraktığı mikroçipler, mikroçip implantlar. Şu ana kadar kapılarla vücudunun e, sanki bu kartı bütün sistemi hackleyip o yüzden böyle çok aşina olmuş. Takılma ama bunun dışında hiçbir şekilde elimin fonksiyonu Yoksa Tolga... Bunlar ameliyatla çıkartılabiliyor ve çıkartıldı. Bugün Amerika'da özellikle Kuzey Amerika'da bu konuda uzmanlaşmış ekipler var ve analiz yapıldığında o implantın imal edildiği maddenin dünyaya ait olmadığı anlaşılıyor. Peki neden bu implantlar insanlara bırakılıyor? Bizim tahminimizce o insanları hem biyolojik olarak hem de psikolojik Orant olarak takip etmek amacıyla. Diyelim ki röntgen de saptandı, burnunuzun içinde bir implant bulundu veya kulağınızın içinde bir implant bulundu. Bunun giriş yeri belli değil. Yani vücudunuzda bir kesik yok, bir yara izi yok. İkincisi, mikroçiplerin bazılarının biyolojik canlılar olduğu ortaya çıktı. Yani hepsi de sadece metal ve materyal değil. 2007 yılında Roswell'deki UFO kongresine davet edilmiştim. ve tabi orada dünyaca ünlü bir UFO ve uzaylılar tarafından kaçırılma araştırmacısı var. Bay Daryl Sims. Umarım Türkiye'ye tekrar gelir. Daha önce birçok defa Türkiye'ye geldi. E, Roswell'de onu birisi ziyaret etti. Dedi ki benim parmağımın içinde bir cisim var. Bunun nasıl geldiğini, nereden geldiğini ben anlamıyorum. Ve bize de gösterdi. Mıknatıs yaklaştırıldığı zaman parmağının içindeki o metal cisim mıknatısa doğru hareket ediyor. ki bunu sizin ameliyatla çıkarttırmanız lazım. Şimdi oldukça da büyük bir cisim. Kendi kendisine, diyelim ki bir fasulye büyüklüğünde metal bir cismin kendi kendisine bunun içeriye girmesine imkan yok. Ama o video... E, implant teknolojisinin nasıl çalıştığını çok güzel gösteren bir görüntü bence, görsel bir belgesel bence. Bu meslekte çok para var mı? Hayır. Bu meslekte çok para harcamanız gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu gönüllü olarak yapılan bir iş. Dünya dışı varlıkları araştırmak için dünya kadar para harcamanız gerekecek diyorum. Çünkü biz genel olarak e, araştırma yapabilmek için çok fazla seyahat ediyoruz. Bu seyahatlerin yol masraflarını kendi cebimizden ödüyoruz. Yani kimse bize şey, bir, yok, hay, bir bak. sağlamıyor. Veya materyal almak için videolar, kitaplar, yayınlar satın almak için bunun için de yine cebimizden para veriyoruz. Ve hiç kimse UFO gördük diye bize para vermiyor. Uzaylılar tarafından hamile kalma olayı doğru mu? Evet bir anlamda doğru. Tabi bu bizim bildiğimiz ve tahmin ettiğimiz bir şekilde hamile kalma değil. Bu tamamen yapay ortamlarda, laboratuvar ortamında hazırlanan bir hamilelik. Ama nasıl oluyor? Elbette ki dünyalı bir kadını kaçırıyorlar. Bu bir kaçırılmadır. Ve orada tabii ki sizin rızanız alın. Gerçek olup olmaması önemli değil. Yeteri kadar ilgi çekici demiş biri. Ben de o kafayla izliyorum şu an. Siz bunu istiyor musunuz, istemiyor musunuz diye sormadan işlemler uygulanıyor ve kadınlar hamile kalıyor. Ne? Ancak... Iki, uzaylılar mı hamile iki, bu, üç, bırakıyormuş? 3 ay olduğu zaman o hamilelik yine uzaylılar tarafından sonlandırılıyor. Bebek yani embriyon alınıyor ve yapay küvezlerde büyümesi sağlanıyor. Daha sonra o bebek artık küvezden çıkıp da canlandığında diyeyim yani hayata geldiğinde anne ile tekrar karşılaşması anne. Peki nasıl biliyoruz biz bunu? Birincisi insanlar yaşadıkları anıları hatırlıyorlar. Ama bazen diyorlar ki ben rüyamı gördüm yoksa gerçekten bunu yaşadım mı? Emin olmanın bazı yolları var. Örneğin bir doktora gittiği zaman bu hanım deniyor ki siz bir kürtaj mı oldunuz? Bir çocuk mu düşürdünüz? Böyle bir durum yaşanmış. Ve bunu ya bunlar çok havadan konuşmalar ama yani. Hani... Çok bölgesi etmek için bölgeye giden gazetecilerin gözü önünde şöyle bir olay yaşandı. Halk toplanmış, toplanmıştır. biçimli bir cisimizdir. Taksi işte taksi şoförü giderken yolun ilerisinde bir ışık kaynağı görüyor ve diyor ki herhalde başka bir araba park etmiş. Fakat yanına geldiği zaman o ışık kaynağının bir araba büyüklüğünde, bir taksi büyüklüğünde ama yumurta biçimli bir cisim olduğunu görüyor. Ve yaklaşırken o yumurta biçimli cisim yavaş yavaş havaya kalkıyor ve aynen korkunç bir hızla gökyüzünde uçarak kayboluyor. Onun dışında yine aynı dönemde olayları takip etmek için bölgeye giden gazetecilerin gözü önünde şöyle bir olay yaşandı. Halk toplanmıştı ve ellerindeki fenerleri aynı anda yakıp söndürerek ufolara işaret verdiler. Ve inanılmaz bir şekilde ufolar da aynı şekilde ritmik bir biçimde kendi ışıklarını yakıp söndürerek cevap verdiler. <laughs> Bu bana şeyi hatırlattı mesela. Uzaylılar selektör Çünkü <laughs> <Üzülden> yakın karşılaşmalar <laughs> filminin son Lan. sahnesini. Çıkı çıkı Ufo ışıkları yakıp söndürerek insanlarla bir iletişime geçer ve Ufo selektör atıyor bizim mahalleye amına. <laughs> müzikle. Tıpkı ona benziyor. Bu bence sadece Türkiye'de değil, dünyada kayda geçmiş olan ve devamlılık gösteren UFO gözlemlerinden biriydi. Günlerce, ya aylarca sürdü sadece günlerce değil, aylarca sürdü. Türkiye'de UFO en çok nerelerde görülüyor ve neden? Evet, Türkiye'de en çok UFO görülen bölgeler tabii ki Kapadokya yani Türkiye'nin merkezi ve Marmara ve Ege en çok oralarda görünüyor. Bunun sebebinin Ley hattı dediğimiz enerji hatlarıyla yani dünyanın biyolojik enerjisiyle, enerjisiyle ilgili bir bağlantı olduğunu düşünüyoruz. Kapadokya bölgesinde 1948-1947 yıllarından itibaren bir genç çoban, Behçet Öcal isminde genç bir çoban, uzaylılar tarafından ziyaret edildi. Ve bu temas çok uzun sürdü. 1990'lı yıllara kadar bu şahsın ölümüne kadar sürdü. Ve Türkiye'de yaşanmış olan, kayda geçmiş olan ilk yakın temastı. Ve çok ilginç bir şekilde uzaylılar ya da işte uzaysal ziyaret... Abi hep, evet hep çobanlara gidiyorlar ya. Hani bir tane çıkıp biri böyle ya ben nargile içiyordum geldi bana bir temasta bulundu demiyor ya. Hep hep bir çobanlar var yani. Taş atılıyor, işte koyunlar güdülüyor, bir şeyler oluyor. Hep böyle orada çıkıyor onlar. ya da kozmik ziyaretçiler her gece bu adamın evin... Ya keşke beni uzaylılar kaçırsa amına koyayım da isyenden kardeşim. Ne yaşıyorsun sen ya? Ne ne macera mı arıyorsun hayatında? Keşke beni uzaylılar kaçırsa ya. Ve duvarda bir perde açılması Derdin da, ne abi, oğlum vardı. anlat bize. Ve elektriği olmayan bir köyde yaşıyordu Behçet Öcal. Ve ona kendi gezegenleri hakkında bilgiler veriyorlardı. Ve o çoban Behçet mi abi? <laughs> abi hayır. Ya da Behçet buna dönüşmüş. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Şimdi dalga geçmeyeyim de. Abi Behçet abim. Behçet abim be. Hatta kendisine bir evren... Aa Behçet abi bu. Bu ne lan? Haritası çizdirdiler. Daha sonra bir de ne için olduğunu e, açıklamadıkları bir makinenin tasarımını verdiler. Ve bu da işte 1970'li yıllarda oldu. Şimdi o makinenin resmine baktığımızda Behçet Öcal bunun ne için olduğunu asla söylemedi. Aynı uzaylılar. Makinenin resmine baktığımızda bugün Atmışlar kendi memleketlerinde gördüğümüz Teknoloji yapıştırıcısıyla birebir aynı. Uzaylılardan alınan bilgilerle tersine mühendislik mümkün mü? Böyle bir gerçeğin olduğu söyleniyor. Nasıl? Bunun için 2. Dünya Savaşı'na gitmemiz gerekiyor. Hatta 2. Dünya Savaşı'nın öncesine. Şu, Gerçekten bu... naziler Türkiye'ye gelip zamanında yere çakılmış olan bir UFO enkazını alıp götürdülerse oradan bir tersine mühendislikle kendi UFO'larını imal etmiş olabilirler. Ve e, olay tabi burada da kalmıyor. Ee, Nazilerin yaptığı iddia edilen bazı UFO fotoğrafları, filmleri ve planları ortaya çıktı. Yani kağıt üzerindeki planları ortaya çıktı. Ve daha sonra artık İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra Amerika Birleşik Devletleri bin adet Alman bilim adamını Amerika'ya aldı. <laughs> onlara yeni kimlikler, yeni görevler verildi. Bu önce gizli bir proje kapsamında yapıldı. Paperclip Project yani ataç projesi. Sonra ortaya çıktı tabii. Ve bunların arasında roket bilimcisi Von Braun vardı. Yani NASA'nın kurucusu. Yani insanoğlunun aya gitmesini sağlayan bilim adamı. Ve daha sonraki yıllarda 1950 yıllara geldiğimiz zaman George Adamski isminde bir UFO temasçısı ortaya çıktı. Ve bu kişi dedi ki ben amatör bir astronomum ve rastlantı sonucu Kaliforniya'da bir çölde Mojave çölünde UFO'ları gördüm. UFO'lar yere inmişti. İçinden bir uzaylı çıktı. Ve hatta uzaylıyı şöyle tarif ediyordu. Çok uzun boylu sarışın, mavi gözlü bir adam. Yani Aryan ırka ait bir adam. Aslında bir Alman'ı tarif ediyordu belki de. Ve bu uzaylı ona Venüs'ten geldiğini söylemişti. Tabi bundan sonrasında ilginç iddialar ortaya atıldı. George Adamski dedi ki, Venüslüler beni uzay gemilerine aldılar, Venüs'e götürdüler, Ay'a götürdüler. İşte artık o dönem kimleri ikna edebildiyse etti. Fakat ben dedi, ufoların fotoğrafını çektim. Ben de ufoları filme de aldım, kameraya da aldım. Bugün bunlar hala mevcut ve George Adamski'nin çektiğini iddia ettiği UFO fotoğraflarıyla Nazilerin yaptığı UFO fotoğrafları birbirinin kopyası, aynısı. Yani acaba George Adamski'nin Venüs'ten geldiğini iddia ettiği veya sandığı George Adamski'nin uzaylılar Almanlar mıydı ve o uçan daireler Almanlar tarafından mı yapılmıştı? Bu soruların cevabı henüz verilmedi. İsimsiz Sırlar Kulübü'nü neden açtınız? Ee, ben epey zamandan beri televizyon programlarına çıkıp işte bu size anlattıklarımı anlatıyorum ve e, iki sene önce filan insanlar bana yaşadıklarını ulaştırmaya başladılar e-mail atıyorlar ve ben artık günde 50 tane filan e-mail almaya başladım. Önce herkese tek tek mesaj yazıyordum. Sonra dedim ki en iyisi ben bir YouTube kanalı Doğukan hoş geldin. Ve gelenlerin mesajlarını kanalda okuyayım. Böylece herkese sorularına cevap alsın. Fakat şöyle bir durum vardı tabii. Hiç kimsenin adını açıklamıyorum orada. Herkesin ismi gizli kalıyor. Çünkü özel hayatlarına saygı göstermek durumundayım ve insanlar da zaten isimlerinin açıklanmasını istemiyorlar. Böylece Kaçırılma, paranormal, metafizik, doğaüstü olayları paylaştığımız, konuştuğumuz, benim yorum yaptığımda sor... orada orada takılmak lazım. He. Cevap verdiğim kanalın adı İsimsiz sırlar kulübü oldu. Çünkü benim bir sloganım var: Sırlar paylaşılıyor, isimler gizli kalıyor. Hiç yanıldığını düşündüğün oluyor mu? Elbette, özellikle UFO konusunda tamamen yanılıyor olabiliriz. Gerçek tahmin ettiğimizin tamamen dışında olabilir. Ama bu beni üzer mi? Hayır üzmez. Gerçeği bildiğim sürece, gerçek olduğu sürece ben ulaştığım noktada mutlu olurum. Erkeklerin 99 aldatır. Dedektif. Ne diyorsunuz arkadaşlar? UFO konusunda. <laughs> Bütün yüzde bir chatte değil mi? Hep öyle olur. Ben aldatmadım. Yüzde birim o zaman. Evet yani bir kere tabii saygı duymak lazım. insanların düşüncelerini. Aslında bizim yayına katılan bir arkadaş vardı kayıt alan. Elren UFO gören çocukla konuşuyor gibi bir şey. Ha, bu kardeşimiz. Merhabalar ben Ben Şerak. Oğlum yapmayın böyle <laughs> Cam sadece bir videoyu atacağım. Ben dedim size bizi Bakayım. Nah çıkıyormuş bir tane hepimiz çıkıyormuş. Hatta burada yavaşı alın. Bak UFO'yu yakalamış. Videoyu yavaştan izleyin. Yavaştan tamam. Iz... Tamam kardeşim. İkinci kaydında UFO yakalamış. Hemen. Abi. Altı yedi. <laughs> Mattı boku dediğim. Abi, bak bak. Bu arada oğlum YouTube'da durdurma özelliği var ha. Haber olsun. Bak. Bak. Sonra yayına geldi. Aha. Siktir yavaş çekimde bile gözükmedi. As. <laughs> ya dur be. <laughs> Ah! La, amına koyayım. Kardeşim kuş sıçmış ya. Karımım <laughs> <laughs> sonra geldi. Millet de demiş abi ne dalga geçmişsin çocukla. Ya dalga geçmedik kardeşim. Yani amına koyayım. Koskoca bütün dünya bunun peşinde kurduğu ikinci kamera setup'ında UFO buldum demiş. Biz de onunla makara geçtik yani. Gece gece tırsın. Tırsmayın oğlum. Ya UFO sizi korkutmasın ya. Çocuğun ikna kabiliyeti beden yüksek. Hiç unutmayın uzaylıları bulan çocuk benim. Ya ne hevesini kırmışlar. Hevesli konuya ilgili merak teleskop olmuş. Ulan sonunda dedik sultan. Dedik yani böyle şey inanılmaz destekçi bir adam. Böyle ama bu sefer biraz gırgırına kalmış. Eee biraz da gırgır gır geçelim yani. Bu yayın yüzünden umarım hevesi kaçmamıştır. Çocuk ağır troll koyayım yani. bir yani, hemen, de, hemen de drama hemen duyar kasalım. Çocuk taşak geçiyor hepimizde. Sen orada diyorsun ki hevesi kırılmamıştır inşallah. Allah Allah. Çocuk ayak, ayakta atmış bizi. Bir de duyar yemişiz ya. <laughs> Ki videonun sonunda diyorum oğlum diyorum. Bak dalga geçiyoruz. Taşak geçiyoruz ama. Harbiden böyle merakım varsa gerçekten profesyonel anlamda buradan yürü. Hani meraklıysan devam et de diyorum yani.